Merhaba arkadaşlar, sizin isteklerinizi cevaplıyorum, giyim önerileri veriyorum ve performans fiyat özellikle hani performansı iyi olan, fiyatı ortalama bütçede olan tüm giyim önerilerini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bugünkü konu kışlık eldivenler. Tamamen kışlık eldiven, yani bizim elimizde olan kışlık eldivenlerin hepsini çıkarttım. Uyabilecek hani hem uygun fiyatlı hem yüksek fiyatlıların hepsini birden çıkarttım, sizlere tanıtacağım. Elimdeki Hydra H2O Revit'in bir ürünü, yakından paylaşacağım sizlerle bunu. Şöyle diyebilirim, yumruk korumaları, eklem yeri korumaları güzel, eklem yeri korumaları yumuşak, iç tarafı tamamen deriden yapılmış yüksek bilekli bir eldiven. Tabii hani bir tane cırcırtı var, şurasında bir cırcırtı var bileğinde, bununla bileğinize göre sıkıyorsunuz. Elastik bir yapıda olan bilek, bileğe oturan şöyle bir kısmı da var. Dediğim gibi içi asfalt yaralanmalarını sürtünmeden kaynaklanacak yanmaları engelleyebileceği için içi deri ve dayanıklı yapılmış bilek koruması var. Ön tarafı da böyle. Bu örneklerden bir tanesi. Şimdi diğer örneğe geçiyorum. Bu daha uygun fiyatlı. Bu da kışlık bir eldiven. Hani kış demeyeyim de yazlık değil. Ama kışlık, çok soğukta biraz üşütebilecek eldivenlerden bir tanesi. Bu da Skoycon'un eldiveni. Skoycon'un da adı MC17. MC17'yi ben daha önceden sizlere tanıttım. Yine yüksek bilekli, korumalı. İç tarafında hani bileğinde soft, böyle yumuşak bir koruması var. Telefonu dokunmatik özelliği de var bunun. Yumruk koruması fena sayılmaz. Yalnız bunun yumruk korumasından çok memnun olmayan arkadaşlar vardı. Tamamen kendi istekleri ve bildikleri bir üst versiyonu almışlardı. O burada yok. Şu anda kalmadı. Ama bu bence alınabilecek uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. Neden? Eklem yeri korumaları var. Körük mekanizması var. Eklem yeri korumaları güzel. Hem yumuşak hem de gerçekten koruyabilecek şekilde yapılmış eldivenlerdir. Yanlarında da şöyle fermuarları var. Hemen yandan kapatılıyor. Yüksek bilekli ve cırcırtlı şekilde yapılmıştır. İç korumaları da şu bilek koruması da fena değil. Yani yumuşak bir koruma var. Ama hani sizi korumak için, asfalt yanmalarından korumak için iç tarafında şu tarz bir kumaş kullanılmış. Hani deri eldivenin daha çok koruduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Derileri ben öneriyorum. Sonraki Rika'nın daha büyük enduro veya scooterlarda kullanılabilecek özellikle bir eldiveni. Bu hem Gore-Tex özelliği taşıyor, hem işte yan parmağında şöyle bir koruması var. İç korumaları gerçekten güzel, deri ve kumaş kısımları var, dokunmatik özelliği var. İç kısımlarında hem kaskınıza gelen yağmuru sildirebileceğiniz yer var. Aynı zamanda korumaları güzel eldivenlerden bir tanesi, dediğim gibi. Hem içinde hem dışında deri korumaları var, yumruk korumaları iyi ve cırcırtlı şekilde kapanan eldivenlerden bir tanesi. Gerçekten çok yüksek bilekli. Hem bileğinde cırcırt var, hem bileğinin üst tarafında cırcırt var. Bunu isterseniz kendi montunuzu bunun içine sokabileceğiniz kadar geniş yapmışlar. İsterseniz üstten, içten kapatıp cırcırtla bir koruma sağlayabilirsiniz. Yumruk korumaları ve eklem yeri korumaları fena değildir. Eklem yeri korumaları yoktur, yumruk koruması vardır. Eklem yeri koruması yerine kumaş korumasını tercih etmişler. Yine fiyat performans alabileceğiniz Vexo'nun VS10 modeli var. Bunu da yakından tanıtayım. Yumruk korumaları fena değil. Yüksek bilekli bir eldiven. Cırcırtla açılıp kapanıyor. İç tarafında şöyle şu iki tarafında iki koruması var. Bilek koruması var. Yumruk korumaları dediğim gibi fena değil. Eklem yeri korumaları var. Güzel alınabilecek. İç tarafında da korumaları olan eldivenlerden bir tanesi. Bu da alınabilir, kullanılabilir. Uygun fiyatlıdır. Performans fiyat karşılığında almak isteyenler buradan alabilir. Tabii ki yani benim önerim deri eldivenlerin daha çok koruduğunu bildiğiniz için deri eldivenler. Bu da o 4'tü. Bu da 5. önerim. Bu Seasoft bir eldiven. Yine Revit'in eldivenlerinden bir tanesi. Adı da Revit Summit 2 H2O diye geçiyor. Bunun ne gibi özellikleri var? Gerçekten iyi bir bilek koruması var, baş parmağı korumaları var, tamamen deri yapılmış, üst tarafında şuralarında kumaş ve burasında kumaş kullanılmış. Yumruk korumaları iyi, eklem yeri korumaları iyi, fakat baş parmağında eklem yeri koruması yok.
Ve hani üstten tamamen kapanıyor, şöyle cırcırtlı şekilde açılıp kapanıyor. Ve çok uzun bilekli olduğu için de hani sizi kışın tamamen korumak ve asfalt yanıklarından düştüğünüzde de asfalt yanıklarından kurtarmak için yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Gerçekten iyi. Benim de hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi. Bu eldivende Vexo'nun bir önceki videoda da tanıttım bunu zaten. Bunun da hani gerçekten uygun bir fiyatı var. Deri bir eldiven. Deri olduğu için öneriyorum. İnce bir deri eldiven. Eklem yeri korumaları var. Gaz hassasiyeti için şuralara körük mekanizması koymuşlar. Yumruk koruması iyi. Yine yüksek bilekli, elastik bilekli bir eldiven. Yine şuralarında cırt cırt yapmışlar. Ve bilek yeri koruması var. İçi tamamen deri, dışı tamamen deri. Ve dayanıklı eldivenlerden bir tanesi. Bu eldiven de alınabilir arkadaşlar. Benim şimdi mağazamızda olan eldivenlerden kendisi seçtiğim, sizin de işinize yarayabilecek 3-6 tane eldiven tanıttım arkadaşlar. Linklerini zaten paylaşacağım sizlerle. Oradan girip bakıp, tüm detaylarına bakıp satın alabilirsiniz. Detayını göremediğiniz şey için tekrar bana soru sorabilirsiniz. Yorumlarda onlara zaten cevap veriyorum. Yorum atlamamaya ve sizin isteklerinizin hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.